Güntay Şimşek tarafından hazırlanan Türkiye'nin Havacılık ve Turizm Programı Airport'tan merhaba. Türk Hava Yolları ABD'deki 10. noktası olarak New York seferlerine başladı. İlk uçuşa katılan Airport ekibi uzun seferlerde değişen uygulamaları ve yolcuların hatalarını araştırdı. Uçakların ürettiği yüksek ses, gürültü kirliliğine yol açar. Peki uçaklarda yüksek ses çıkaran alanlar neler? En sessiz uçak modelleri hangileri? Yapımcımız Güntay Şimşek'in konuğu, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener. Yerli SİHA Bayraktar TB2, Polonya'dan 24 adetlik sipariş aldı. Boeing ve Airbus ilk 4 ayda kaç yolcu uçağı teslim etti? Virgin Galactic uzay turizmi için ikinci test uçuşunu yaptı. Airport başlıyor. COVID-19 salgını ile mücadele sürerken, hava yolları bir yandan yeni noktaları uçuş ağlarına katmaya devam ediyor. Türk Hava Yolları son olarak ABD'deki 10. noktası New York seferlerine başladı. Bu özel seferde airport yapımcısı Güntay Şimşek de yer aldı ve salgın sürecinde uzun uçuşlarda nelerin değiştiğini, hangi tedbirlerin alındığını sizin için araştırdı. Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, her alandaki birçok alışkanlığımızın değişmesine yol açtı. En büyük etkinin görüldüğü havacılıkta, havalimanından uçak içine kadar birçok yeni uygulama hayatımıza girdi. Türk Hava Yolları'nın ilk New York seferinde uçakla seyahatte değişen alışkanlıkları ve öne çıkan uygulamaları araştırdık. Covid-19 salgın sürecinde ilk uçuşumu Amerika'ya, New York'a yapacağım. Türk Hava Yolları Amerika'da 10. uçuş noktası olarak New York'taki Newark Havalimanı'na uçmaya başladı. Biz de bu salgın sürecinde uzun uçuşun hikayesini, bu dönemde nelerin değiştiğini, nelerin uçuşu etkilediğini beraber hem havalimanında hem de uçuşta göreceğiz. Biz de sizlere aktaracağız. Salgın sürecinde hayatımıza giren maske, mesafe ve temizlik artık uçakla seyahatin olmazsa olmazı. Yolcular terminale sosyal mesafeye uygun olarak alınıyor. Girişte ateş ölçümü yapılıyor ve maskesiz yolcuların terminal içine girmesine izin verilmiyor. Ayrıca salgından önce kullanılmaya başlanan temassız teknolojiler son dönemde daha da öne çıkmış durumda. Salgında değişen uygulamalardan biri de uçağa binişler. Yolcular sosyal mesafeye göre uçağa alınıyor. Türk Hava Yolları uçağa binişte her yolcuya uçuş mesafesine göre hijyen kiti veriyor. Yolcuların kalabalık oluşturmadan yerlerine oturmalarına dikkat ediliyor. Covid-19'da değişen uygulamalardan biri de ikram hizmeti. Salgın öncesinde açık olarak sunulan ikramlar artık paket olarak veya plastik koruma kapları içinde yolcuların önüne geliyor. Salgın sürecinde gördüğünüz gibi ikramlar çok daha fazla korunaklı. Sadece bu üstte gördüğünüz koruma değil, altta ikram paketini açtıktan sonraki tüm yiyeceklerin hepsi paketli. Ayrıca gelen çerezler, çiçekler hepsi daha dikkatli sunuluyor. Dolayısıyla ikram almaya başlayan yolcular da yanındakiyle beraber anlaşarak dönüşümlü olarak ikramlarını alıyorlar. Uçak kabinleri her ne kadar HEPA filtrelerle bulaşı en aza indirse de personel maskeyle görev yapıyor. Covid-19 sürecinde yolcular en fazla hangi hususlara dikkat ediyor, nelere uymuyor? Maskeleri takmakta güçlük çekiyor yolcularımız. Maskeleri takmıyorlar. Burunları açık oluyor kimi zaman. Biz devamlı uyarıyoruz. Maskelerini takmalarını istiyoruz. Ağız ve burnunu kapatacak şekilde.
Bazen yolcular maskelerini çıkartıp bize doğru konuşmaya çalışıyorlar. Yemek esnasında beraber aynı anda maskeleri çıkarmamalarını rica ediyoruz. Uzun uçuşlarda en fazla dikkat edilen alanlardan biri de tuvaletler oluyor. Her 5 yolcudan sonra veya 1 saat aralıklarla tuvaletler hijyen uzmanları tarafından dezenfekte ediliyor. Türk Hava Yolları salgın dönemini en iyi geçiren şirketler arasında yer alıyor. Uçuş sayısı bakımından Avrupa lideri olan Milli Hava Yolu, New York uçuşlarını 13 Haziran'a kadar haftanın 4 günü karşılıklı yapacak. Daha sonra haftanın her günü uçulacak rotada Boeing 787-9 uçakları kullanılacak. THY hali hazırda günde 2 gün New York JFK Havalimanı'na sefer yapıyor. İlk uçuşa özel olarak Boeing 777-300 ER'la gerçekleştirilen seferde kokpitte sorumlu kaptan pilot Sinan Saran, Yavuz Açıkgöz ve ikinci pilot olarak da Ozan Esendik görev aldı. Uçağımız 10,5 saatlik yolculuğun ardından New York Liberty Havalimanı'na teker koydu. Açılış kurdelesini Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, THY'nin insan kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay, basın müşaviri Yahya Üstün ve THY New York Müdürü Cenk Öcal kesti. Amerika Birleşik Devletleri salgından en fazla etkilenen ülke. 26 Mayıs itibariyle 34 milyonun enfekte olduğu ülkede 600 bini aşkın kişi COVID-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Salgının ilk günlerinde özellikle New York yaşanan sıkıntıyla öne çıkmıştı. Ancak aşılama çalışmalarıyla hayat yavaş yavaş normale dönmeye başlamış durumda. New York'u ziyaret eden yabancılar sokaklarda bedava COVID-19 PCR testi yaptırabiliyor. New York'ta hayat normale dönmeye başlamış. Sokakta ücretsiz testler yapılıyor. Yurt dışından gelenler için yine aşılar da ücretsiz. Restoranlar, yiyecek içecek yerleri, alışveriş merkezleri açık. Sokakta insanlar maskeli maskesiz dolaşıyor ama ağırlıkta yine maskeyi insanlar takmaya devam ediyorlar. New York sokakları eski yoğunluğunda olmasa da özellikle Times Meydanı oldukça kalabalık. Dünyaca ünlü Central Park'ta ise yürüyüş yapan ve koşan insanlara hayvanlar eşlik ediyor. Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Stüdyomuzda bu hafta havacılık dünyamızın önemli isimlerinden küresel ölçekte Türkiye'yi temsil eden TAV'ın CEO'su Sani Şener'i ağırlıyoruz. Sani abi hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Malum COVID-19 sürecini sıkıntılı geçirdik. Doğru. Tüm havacılık dünyası için sıkıntılı geçti. Sadece havacılık dünyası değil, küresel ölçekte ülkemizde de iş dünyası içinde çok sıkıntılı bir süreci geçiriyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde. İnşallah. İyi bir sonuca doğru evriliriz. Ancak bu dönemde yine TAV'ın önemli başarılara imza attığını görüyoruz. Mesela Kazakistan Almaty Havalimanı. Bununla başlamak istiyorum. Bu süreci nasıl tamamladınız? Kazakistan'da neler bekliyorsunuz? Şimdi çok teşekkür ederim öncelikle. Kazakistan hakikaten bizim için önemli bir merkez. Çünkü biz artık Orta Asya'ya açılmak zaten bizim planımızda vardı. Çünkü bundan sonraki dönemde yolcu büyümesinin Asya'da olacağına ve Orta Asya'nın da bundan çok ciddi şekilde faydalanacağına inanıyoruz. Çünkü yeni İpek Yolu denilen bir proje var biliyorsunuz. Bu da Çin'in yol ve kuşak projesi. Bu projenin önemli merkezlerinden birisi Almaty. Almaty hem finansal bir şehir, yani finansal bir merkez, hem turistik bir merkez, hem de bir kargo merkezi. Merkez. Bundan dolayı oranın havalimanını almak için biz epeydir uğraşıyorduk. Biz bu uğraşı başladıktan sonra anlaştık ve satıcıyla anlaştık ve bir araya gelip işi bitirdik. Ancak ondan sonra pandemi çıktı. Pandemi çıkınca tabii önümüzde bir hem vazgeçebilme imkanımız vardı.
anlaşmamıza evet. göre hem de devam edebilme imkanımız vardı. Biz devam ettik. Şu anda da havalimanı bizim yönetimimizde devam ediyor. İnşallah ben iyi olacağına inanıyorum. Çünkü pandemi döneminde bile zarar etmemiş bir havalimanıydı. Bu evet. da önemli bir gösterge. Dünyada kargo çok ciddi artıyor. Havacılık kargosu giderek özellikle. Hava kargo önemli yani, kazanıyor. Çok önemli kazanıyor. Bundan dolayı orası da önemli bir kargo merkezi. Bir 200 milyon dolar civarında bir yatırım yapacağız. Yeni bir terminal binası. Şu andaki mevcut terminal binası da fena değil. Gayet de iyi aslında ama büyümesi lazım. Yeni bir terminal de yapacağız. Almaty bizim için önemli bir projeydi ve onu becerdik aldık. Şimdi Gürcistan'dan sonra yani en fazla tecrübeyi bu yakın coğrafyada diyelim Gürcistan'da edinmiştiniz. Oradaki terminal de çok güzel. Onun da hakkını evet. teslim etmek lazım. Evet. Çünkü gerçekten böyle kullanışlı, rahat uçağa erişilebilir. Gelince yani ne kadar hızlı hareket etmek istiyorsanız size o kadar imkan veriyor ve ne kadar dinlenmek istiyorsanız da salon ona da o kadar uygun bir yer. Aynen öyle. Yani zaten biz havalimanlarını dizayn ederken, çünkü bunlar yapıştır devlet projeleri. Yani bir optimalizasyon çok önemli. Yani çok büyük havalimanları yaparsınız, çok az yolcu vardır. Evet. Yazık günahtır yani yatırıma. Bir kapasite hesabımız vardır bizim her zaman söylediğimiz. İşte hava sahası kapasitesi, pist kapasitesi, uçakların park, apron kapasitesi, terminal kapasitesi ve de otopark kapasitesi ve de dediğiniz gibi bunlara gelen bağlantı yolu. Bütün bu kapasitelere birbirine uyum sağlaması lazım. Bölge dediğiniz bölgede haklısınız. Yani biz o bölgeyi sevdik. Gürcistan çok güzel bir tecrübeydi. Gürcistan'da biliyorsunuz hem Tiflis hem de Batum havalimanlarını işletiyoruz. Bu bize önemli bir şey verdi. Tecrübe edinmemizi sağladı. Deneyimlerimizi artırdı, geliştirdi. Ve o zaten o deneyimlerle biz Kazakistan'a gittik. İnşallah biz oralarda, o bölgede daha başka havalimanlarında da hedefimiz de var. İlgileniyoruz. Kazakistan'da da belki başka havalimanları da olabilir. Sadece tabii Orta ki. Asya'da tabii diğer ki, ülkeler inşallah. Muhakkak olabilir de. Güntay Bey, ben size hep şunu söylerim. Biz havalimanları olarak sadece havalimanları işletmeciliği yapıyoruz. Onun için başka bir iş yapmıyoruz. Bu da bizim bir dezavantajımız gibi gözüküyor. Ama aslında biz bunu avantajımız en olarak önemli görüyoruz. Avantaj. En önemli avantajımız. Rekabetçi avantajımız. Çünkü biz bir konuya odaklanmışız. Odaklanınca ancak zaten inovasyon yapabiliyorsunuz. Yenileme becerilerinizi kullanabiliyorsunuz. Biz havalimanı işletmeciliğine odaklanmış vaziyetteyiz. Ama biraz şey anlatıyorsunuz. Havalimanı işletmeciliği derken yani aşmak gerekiyor. Mesela bir Umman'a gittiğinizde, Muskat'a, yani orada otoparkı da işletiyorsunuz. Tabii. İçindeki birimleri de, yani bunun alt katmanları yani var değerli olan. Onu zaten olan. Hatırlarsanız, söylemiştim yine sizin programda zannediyorum. 2013'te biz yeni İstanbul Havalimanı ihalesini, 3. Havalimanı dediğimiz İstanbul Havalimanı ihalesini alamayınca, ondan sonra biz yeni bir strateji değiştirdik. Hatta makas değiştiriyoruz demiştim ben. Orada bizim kendi havalimanlarımıza hizmet veren servis şirketlerimiz, yani yer hizmetleri şirketlerimiz, işte duty free şirketimiz, yiyecek içecek şirketimiz, teknoloji şirketimiz, onlara dedik ki serbestsiniz. Bizim işletmediğimiz havalimanlarına da gidebilirsiniz. Evet. Şu anda zaten yani biz 15 havalimanı işletiyoruz. 8 ülkede. Evet. Fakat toplamda 91 civarında havalimanında varız. Varsınız. Ayak izimiz var. Müthiş bir bilgi evet. birikimi elde ediyoruz. Çok ciddi bir bilgi birikimimiz var. Dediğiniz gibi bu şekilde değişik bir ama hep havalimanı işletmeciliği içinde olan bir iş modeli yarattık. Bu modelde çalışıyor. Ama tabii pandemi gibi bizim dışımızda olan gelişmeler olunca da sıkıntıya düşüyorsunuz. Peki COVID-19 sürecini nasıl yönettiniz? Şu geldiğimiz en son noktaya kadar olan süreci soruyorum. Şimdi biz COVID emareleri gelmeye başlayınca, ülkeler seyahat kısıtlamaları getirmeye başlayınca işi gördük zaten. Dedik ki çok ciddi bir dış şok geliyor. Yani buna karşı ne yapacağız? Önce bir strateji tayin ettik. Dedik ki, öncelikle dedik biz çalışanlarımızın ve yolcularımızın sağlığını, kesinlikle birinci maddemiz bu, bunu sağlayacağız. İkincisi finansal sağlığımızı,
çok iyi bakmamız lazım. Üçüncüsü, finansal sağlığımıza bakabilmek için bu bir force majeure kuralıdır. Dünyadaki bu 8 ülkedeki havalimanlarına bir uzatma almamız lazım. Çünkü en az 2 yıl bizim çok ciddi zararlar olacağımızı kayıp sözü gördük. Yani. Evet, kayıp sonrası. Dördüncüsü de yine finansal sağlığımız açısından borçlu olduğumuz bankalarla bir yeniden yapılandırmalara gitmek gerektiğini planladık. Son olarak da sizin demin dediğiniz ama durmak yok dedik. Ama durmak yok. Biz aynı şekilde işte o zaman Almaty'di önümüzde, aynı şekilde devam edeceğiz. Yani bu işin dünyada biteceği yok. Onun için aynı şekilde devam edeceğiz. Biz bu beşini de yaptık. Ama biz şunu söyleyemiyoruz. Sürücü koltuğunda halen ülkelerin bilim kurulları ve sağlık bakanlıkları oturuyor. Yani onlar, lider onlar şu anda. Onun için ülkeler arası seyahat kısıntılarının kalkması için onların vereceği kararlar geçerli. Biz de o kararları bekliyoruz. Şu anda halen bir uyum sağlanmış değil. Yani bu hafta Muscat'ta önemli bir toplantı vardı oranın Ulaştırma Bakanı'yla. İşte gitmek için araştırdım, 8 gün karantina. Yani işte Paris'e bir gitmek lazımdı bir toplantı için. Orada işte 3-4 gün galiba bir karantina. Bilemiyorsunuz, değişik. Her yere soruyorsunuz, değişik. Yani bunun, bu uyumun bir kere sağlanması lazım. Sağlanınca bizim yolcu sayılarımızın tekrar artacağına inanıyorum. Yani şu anda baktığınızda 2000, biz hep 2019'u örnek alıyoruz. Evet. 2019'un 2020'de, yani geçen sene 2019 yolcu sayısının %30'u geldi. Yani %70 eksi yoktu. Bu sene biz 2019'un %50'sinin geleceğine inanıyoruz. Gelecek senede %80'lere çıkacak 2019'un. Ondan sonraki senede %100'e tamamlanacak. Gördüğümüz bu. Fakat tabii... Yani 2021-23... 23'te biz... 2019'a kadar ulaşacağız. 2019'a 23'ün sonuna doğru 24'lerde ulaşılır. Ama şu var... bu pandemi olmasaydı 2019'dan bu yana yılda %3'lük, 4'lük, 5'lik artışlarla bir büyüme olacaktı. O büyümeyi hesaba katmıyoruz. Evet. O büyümeyi hesaba katıldığı için 2029'da yakalayacağız diyorlar. Yani 2029'da 2019'dan sonra pandemi olmamış gibi yapılan büyümeyle rakam yakalanacak. Yoksa biz 2019'u 2023'te sonlarında yakalayacağız. Şimdi, gibi duruyor. Ekim'de diyelim normale döndük. Covid süreci aşağı yukarı yani terk etmeye başladı diyelim veyahut da etkilerinden kurtardık. Böyle bir etkiden çıktığımızda geriye havacılık sektörüne etkisi ne olarak tarif edilebilir? Yani? Ben şöyle diyorum, bir kere iş modelleri değişecek. Yani nasıl değişecek? Tabii ki bir kökten değişiklik değil ama yeni deneyimler eklenecek. Yani bu burada çok ciddi deneyimler elde ettik. Yani bir sağlık krizinin bizi darmadağın ettiğini gördük. Yani onun için bir kere dijitalizasyonun, ki bu klasik bir laf, herkes bunu diyor ama havalimanlarında özellikle dijitalizasyonun pratik uygulamaları çok artacak. Biliyorsunuz bizim bir TAV teknoloji şirketimiz var. Yani 400 tane bilgisayar mühendisinin çalıştığı çok ciddi bir şirket. Yani orada yapılan araştırma geliştirmelere ve şeylere bakıyorum. Yani işte böyle hani temassız işlemlerin yapılması havalimanlarında çok hızlanacak. Biyometrik çözümler çok hızlanacak. Biyometrik ve fiziksel yapılan çözümlerin teknolojileri çok geliştirilecek havalimanlarında. Bu açıdan ben bir takım değişiklikler olacağına inanıyorum. Bir de şeyi yazdım ben, acaba katılır mısınız bilmiyorum. Amerika'da da gözlemlemiştim. Başka yollardan da. Daha kısa sürelerde yani vazgeçme seyahatten, hemen yerinizin doldurması, size mesaj gelmesi falan. Tabii tabii. Bu işte, şeyleri çok daha hızlı yöneteceğiz. Acayip dinamikleşecek. Yani verimliliği ciddi, artıracak. Tabii tabii tabii. Verimliliği artıracak. Çok dinamikleşecek. Çok ciddi şekilde bu dijitalizasyon, zaten havayollara çok ciddi girdiler. Daha fazla girecekler. Havayollarıyla bizim aramızdaki bağlantılar çok ciddi şekilde artıyor şu anda. Yani müthiş bir o yöne doğru değişim olacak. Ama sağlık ve emniyet, yani güvenlik yine en öndeki durum olarak gidecek. Çünkü ufacık bir bomba patlıyor, Allah göstermesin. Atatürk Havalimanı'nda olmuştu biliyorsunuz. Bir terörist hadisesi oluyor. Çin'de bir sağlıkta bunu gördük.
Yani sağlıkta bunu gördük. O zaman ne oluyor? Çok ciddi şekilde sizin ticari kayıplarınız da oluyor. Onun için biz diyoruz ki yani bu virüsün mutasyonu var ama bize işimizin mutasyonu da olsun. Yani bizim işimizin de değişmesi gerekiyor. Değişime uğruyor yani. Şimdi bu süreçte 2 yıl bir kayıp dönem söz konusu ve yatırımlar da gecikti. Yeni havalimanları, bazı uçakların yeni hatları. Gel ki bu süreçte yeni çapraz uçuş hatları çok açılmış. O tarz bilgiler de paylaşmıştık. Size yönelik, siz mesela Kazakistan'la beraber Orta Asya'yı inceliyorsunuz ama başka coğrafyalara yönelik sizden talepler var mı? İlgilenmenizi istedikleri? Şöyle işte Afrika çok esas popüler çok, olacak. Çok önemli bir pazar. Çok önemli bir pazar. Şu anda Afrika nüfusunun 1/3 kadar yolcu var. Halbuki normal uçmaya eğilim rasyosu diye, uçuşa eğilim rasyosu diye bir rasyomuz var. Yani işte uçan yolcu sayısı bölü o ülkenin nüfusu. Afrika'yı bir ülke olarak alırsanız 1 milyar nüfus var. Ama üstteki rakama bakarsanız daha 350 milyon yolcu var. Yani bu yolcunun aslında 2 milyar olması lazım. Normal Avrupa ve Amerika evet. standartında. Çin tabii çok büyük pazar. En büyük pazar Çin olacak. Bu kesin. Bakın Çin'de gelecek 25 yılda 500 bin pilota ihtiyaç olduğunu hesaplıyorlar. 500 bin pilota. Buna göre düşünürseniz yani çok büyük bir büyüme oluyor orada. Fakat Çin'de şu var. Yani bir kere çok büyük inşaat firmaları var. İşte çok ciddi yatırım yapabilecek finansal güçleri var. Yani Çin'de Çinli bir firmanın dışında pek birine ekmek girip hem ekmek yok hem de yok. Çin'de bu potansiyelin olması Afrika'da dünyanın başka yerlerinde de size Çin'den aynen. müthiş rakipler aynen. anlamına geliyor. Zaten bakın Almaty'ye girmemizin nedenlerinden biri Çin'e olan yakınlığıdır. Yani evet. Oraya gittiğinizde görüyorsunuz yani çok farklı coğrafyalarda iş yapınca o farklılığı görüyorsunuz. İşte o bütün o farklılıkları birleştirdiğiniz anda da olay başka bir yerlere giriyor. Biz de onun peşindeyiz. Hayırlısı olsun. İnşallah. Ya, teşekkür ederiz. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun, var olun. Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'dan sonra Polonya semalarında da görev yapacak. Böylece Türkiye ilk defa NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA ihraç etmiş olacak. Polonya ile yapılan anlaşma kapsamında Türkiye'den ihraç edilecek 4 sistemin içinde 24 adet Bayraktar TB2 SİHA ile birlikte yer kontrol istasyonları ve yer veri terminalleri yer alacak. Bunun yanı sıra Polonya'ya Bayraktar TB2'lerde kullanılan ve Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen MAM-C ve MAM-L mini akıllı mühimmatları da ihraç edilecek. Halen Türkiye, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan ordusunda 180 adet Bayraktar TB2 SİHA görev yapıyor. Boeing ve Airbus yılın ilk 4 ayında 248 adet yolcu uçağı teslim etti. Teslimatlardan 170'i Airbus, 78'i ise Boeing tarafından müşterilerine gerçekleştirildi. Ocak-Nisan döneminde en fazla teslim edilen yolcu uçağı modeli 75 adetli Airbus 320neo oldu. En fazla teslimatı yapılan ikinci uçak modeli 62 adetli Boeing 737 MAX olarak öne çıktı. İlk 4 aylık dönemde 51 adet Airbus 321neo teslimatı yapılırken 15 adet de Airbus 350 XWB hava yollarının filosuna katıldı. Ocak-Nisan 2021 arasında Boeing'in kompozit gövdeli uçağı 787 Dreamliner'dan ve Airbus'un eski motorlu modeli A321ceo'dan 11 adet teslim edildi. ABD merkezli uzay turizmi şirketi Virgin Galactic, VSS Unity adlı aracıyla ikinci uzay uçuşunu da başarıyla tamamladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre New Mexico'dan yola çıkan uzay aracı 13 kilometre yüksekten bırakıldı ve 89 kilometre yüksekliğe ulaştı.
Belirlenen yüksekliğe ulaşan VSS Unity daha sonra süzülerek atmosfere giriş yaptı. İki test uçuşu daha yapması planlanan uzay aracı VSS Unity 6 kişi kapasiteli. Virgin Galactic uzay turizmi için 600 kişinin rezervasyon yaptırdığını açıkladı. Uzaya çıkmak isteyenlerin $250,000 ödemesi gerekiyor. Corendon Airlines'ın sunduğu Airport programı devam edecek. Corendon Airlines'ın sunduğu Airport programı devam ediyor. Uçuş sırasında oldukça yüksek ses üretirler. Buna uçak gürültü kirliliği adı verilir. Özellikle iniş ve kalkışta yani yere yakın oldukları sırada bu yüksek sese birçoğumuz şahit oluruz. Özellikle havalimanlarına yakın yerlerde ikamet edenler bu gürültüyle yaşamak zorunda kalır. Sağlık sorunlarına da yol açabilen uçakların yüksek ses üretimi 3 kategoriye ayrılır. Mekanik gürültü. Motor kaynaklı olarak ortaya çıkar. En çok fan kanatları süpersonik hızlara ulaştığında fark edilir. Aerodinamik gürültü. Özellikle yüksek hızlarda alçaktan uçarken uçağın yüzeyindeki hava akışından kaynaklanır. Uçak sistemlerinden gelen gürültü. Kokpit, kabin basınçlandırma ve iklimlendirme sistemleriyle yardımcı güç ünitelerinde ortaya çıkar. Eski uçaklar daha fazla gürültü kirliliğine yol açıyordu. Ancak hükümetler, uçak tasarımcıları, üreticileri ve operatörleri için geçerli olan kapsamlı kontrolleri yürürlüğe koydu. Yıllar içinde hem motor teknolojilerinde hem de uçakların aerodinamik yapılarında elde edilen ilerlemeler, gürültü seviyesinde ciddi bir düşüşü beraberinde getirdi. Artık göklerde çok az sayıda kalan Boeing 727, Boeing 747-200 gibi eski uçakların gürültü seviyesi 100 desibelin üstündeydi. Hali hazırda çok yaygın olarak kullanılan Airbus A320ceo ve Boeing 737-800 gibi nispeten eski teknolojiye sahip uçakların gürültü seviyeleri 93-94 desibel civarında. Günümüzün en modern yolcu uçağı olma özelliğini taşıyan Boeing 787 Dreamliner, Boeing 737 Max, Airbus A350 ve Airbus A320neo tipi uçaklarda ise gürültü seviyesi 90 desibel civarına kadar indirildi. Gelecekte uçakların yakıt pilleriyle uçmasıyla birlikte mekanik kaynaklı gürültünün sıfırlanması mümkün olacak.